Zeynep İnci sabırla bu cihazlara rağmen sabırla Zolgensma'ya ulaşacağı günü bekliyor. O küçücük bedeniyle yaşama tutunmaya çalışıyor. Bağış yaptırın. Sayfamızı paylaşın, paylaştırın lütfen. Zeynep İnci henüz 14 aylık. İlerleyici ve ölümcül bir kas hastalığı olan SMA tip 1 hastası olan küçük kız 3 cihaza bağlı nefes alabiliyor. 7 Ben 8 Zeynep İnci'nin tedavisi için Amerika Birleşik Devletleri'nde gen tedavisi olması gerekiyor. Ancak bu tedavinin ücreti 2.4 milyon dolar. Zeynep İnci SMA tip 1 hastası. Bu hastalık ilerleyici ve ölümcül bir kas hastalığı. İlk duyduğumuz zaman bu hastalığı araştırdığımda ilerleyiciliğinin bu kadar çok çabuk olacağını düşünmemiştik. Biz 4-5 ay içinde Zeynep'in zaten boğazı delindi. Trakeostomi deniyor buna. Ve solunum cihazına bağlandı. Şu anda 3 tane cihazla yaşıyor bebeğim. Amerika'daki gen tedavisine ulaşmak istiyoruz. Ulaşmak istediğimiz ilaç çalışan bir SMN geni içeriyor. Yani bebeğimde çalışmayan geni içeriyor, çalışan bir gen içeriyor. Güzel bir ilaç fakat zamanında ve kritersiz bir şekilde alabilirseniz çok güzel. Hastalığın ilerlemesini durduran bir ilaç. Zeynep İnce için zaman giderek daralıyor. Anne Sümeyra Ayşenur Zorbacı evladının yaşamasını istiyor. İlk 4 doz zaten onaylandı fakat biz zamanında alamadık. Şu an 4. dozumuz kaldı. 3. dozu da aldık. 5. dozu alabilmemiz için bizim tekrar bir fizik testine girmemiz gerekecek. Fakat o teste önceki testin puanını geçebilip geçemeyeceğimiz belli değil. Geçemezsek zaten ilacımız kesilecek. Şöyle, Amerika'da 2 yaşına kadar bebekler bu ilacı alabiliyorlar. Zeynep İnci şu an 14 aylık ama bizim aslında hiç zamanımız yok. Ne kadar erken alırsak bu ilacı Zeynep üzerinde o kadar fazla etkisi olacak. Devletimizin vermiş olduğu ilacın ilk 4 dozu zaten bebekler için onaylanıyor ve bu ilk 4 dozu 2 ay içinde almanız gerekiyor. Biz birinci dozdan 35 gün sonra korona dolayısıyla ilacımızı geç aldık. Tam 35 gün sonra aldık. Üçüncü ilacı alamadan Zeynep İnci enfeksiyon sebebiyle hastaneye yattı. Tam 5 ay yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımda enfeksiyon olduğu için 3. doz ilacını da alamadı taburcu olmadan. 30 Ekim günü biz taburcu olduk ve o gün ilacımızı aldık. Ve Zeynep İnci tekrar bir enfeksiyon geçirdi. Şu an yine bir haftadır hastanede yatıyor tedavi altında. Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyü nüfusuna kayıtlı, İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy semtinde yaşayan Emre ve Sümeyra Zorbacı çifti, kızları için sosyal medya hesabından yardım kampanyası başlattı. Instagram sayfamız Zeynep İnci'ye destek ol. Buradan tüm hemşerilerime ve tüm milletimize seslenmek istiyorum. Lütfen bize destek olun. Bebeğimin rahatça nefes alabilmesi sizin yapacağınız bağışlara bağlı. Destek bekliyoruz. Zeynep cihazlar olmadan nefes almak istiyor. Haydi bu küçük yavrumuza hep birlikte nefes olalım. Bir anne olarak yalvarıyorum. Çocuğumun rahat nefes alabilmesi sizin iyi insanların, vicdanlı, merhametli insanların yapacağı bağışa bağlı. Yalvarıyorum bizlere bağış yapın, bağış yaptırın. Sayfamız Zeynep İnci'ye destek ol. Instagram sayfamız. Sayfamızı paylaşıp paylaştırabilirsiniz. Sizlere yalvarıyorum. Lütfen bağış yapın, bağış yaptırın. Sayfamızı paylaşın, paylaştırın.